Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk öğrenmeye, hukuk öğretire hoş geldiniz. Evet, mikrofonu taktık. Hocam uzun süredir neredesin? Nerede? Nerede? Bir idari işlem dedin. Kaç gündür yüklemedin? Notunu gönderdin ama videolar gelmedi gibi fırçaları duyuyorum şu anda. Geçen biri mesaj atmış. Diyor ki yeter artık ha. Yeterin varsa yeter. Aynı bu şekilde yazmış. Tam paylaşmadım hikayede. İdari işlemleri anlat diyorum sana. Ciddi bir fırça yiyorum. Tamam mı? Olsun. Demek ki sıkı takipçilerimiz var. O tarafı da güzel. Şimdi yaklaşık 37 sayfada idari işlemleri anlatacağım. Bu videoda değil. Bu ve bundan sonraki videolarda 3 veya 4 video sürecek. Bu videolarda hukukun, idari hukukun en pis tarafı işte idari işlemlerin özellikleri, yetki tecavüzü, yetki saptırması, fonksiyon gaspı, yetki gaspı gibi şeylerden bahsedeceğim. Buradan soru gelir mi? %99, %100 demiyorum, kesin bir ifade kullanmış olurum. %99 buradan soru bekliyorum. Hocam niye bu kadar geç oldu bu videolar? Keyfimin. Hocam şehir dışına çok çıktım bu aralar. Çok geç geldim eve. Çok yorgun geliyordum. Bunlar da böyle son videolar olduğu için de idare hukukunun son videolar olduğu için de böyle enerjik çekeyim dedim. Artık yüzdük kuyruğuna geldik. Yarın Ramazan. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum buradan. Ramazan ayına girmeden böyle boğazımız kurumadan dedim ki ağzımız açıkken hemen bugün bu videoları çekeyim. Umarım en kısa zamanda da yüklenir. Şimdi hala kanala abone olmayan varsa var ya. Arkadaşlar kanala abone olun. İYÜK bekleyenler var. Ceza muhakemesi bekleyenler var. Medeni borçlar hukuku bekleyenler var. Bunların hepsi itinayla anlatılacak. Tamam. Yeni bir formatta anlatmayı planlıyoruz. Ama çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Gerçekten. Güzel bir iş ortaya koyacağız. İYÜK ve ceza muhakemesi tüm hızıyla notlara güzel bir şekilde slide tarzında hazırladığımız böyle renkli renkli tablolar şeklinde hazırladığımız notlar başladı. Hatta ortasındayız. Bunun yanında Medeni Borçlar muazzam bir şekilde ortaya eser koyacağız arkadaşlar. Onlardan da çok gönlünüz rahat faydalanabilirsiniz. İYÜK geçen arkadaşım bir tanesi demiş ki hocam ben anayasa idare ceza hiç yapamıyordum. Şu an çıkmış sorular pat pat pat. Yapıştır geç, yapıştır geç yapıyorum, çözüyorum diyor. Eyvallah. Hocam İYÜK benim en büyük problemim. KPSS alan grubunda iki soru çıkıyor İYÜK'ten. Ben İYÜK'ü yaklaşık 15 veya 16 tablo kullanıyorum. Dershaneden arkadaşlar benim nasıl anlattığımı bilir. Bu tablolar üzerine üçgen çiziyorum. Hop hop kim kime gidecek onun esprisini yapıyoruz. O tablolar üzerine belli noktalarda yazdığım şeyler var. Notlar var. O tablolar üzerinden anlatıyorum ve muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Eğer ki sen anayasa idare, özellikle idareyi, ceza hukukunu hallettiysen hiç merak etme. İYÜK çantada keklik. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Neyse sözü uzatmayalım. Kanala abone mutlaka olun arkadaşlar. Sayımızın artması, ailemizin büyümesi gerekiyor. Bu videoların size ücretsiz bir şekilde ulaşmasını sağlayabilmek için. Şimdi kaydı durdur yapmayacağım tabii ki. Ekrandan çıkalım. Çıktık. Anayasa bitti. Size de bitti değil mi? Ceza hukuk genel hükümleri çoktan bitirmiştik. Mutlaka onları bitirin. İdare hukuku bu videolarla tamamlanmış olacak. Çok önem arz eden videolardır bunlar. Evet, kalem yazmıyormuş. Düşünsene bir bu kadar konuşmam boşa gidiyormuş. Tıkladık. Ve yazıyor. Haydi başlayalım artık. İdari işlemler. İdari işlemler. İdari işlemler, yetkili idari makamların kamu gücünü kullanarak tek yanlı bir irade açıklamasının tek başına sonuç doğurmasıdır. Bakın, kamu bir idari organ, yani kamu gücünü arkasına almış bir yapı, bir devlet, tamam mı? Kamu yararını gözeterek tek yanlı yani tek taraflı. Bakın buraya çok dikkat et. Tek taraflı. Karşı tarafın ne dediğinin benim için bir önemi yok. Ben devletim, ben kamu gücüyüm. Benim dediğim olacak diyorum. Bir irade açıklaması yapıyorum. Tamam mı? Sana disiplin cezası veriyorum. Seni oraya tayinli yapıyorum. Senin görevi yerini değiştiriyorum. Şuraya tayinli yapıyorum. Senin işlemini reddediyorum. Sana bir mezuniyet diploması veriyorum gibi
tek yanlı olarak kamu gücünü arkasına alarak kamu yararı gözeterek yapılan irade açıklamasına ben ne diyorum arkadaşlar? Genel başlık idari işlemler diyorum. Şimdi idare tarafından yapılan bir irade açıklaması söz konusudur. Kim yapıyormuş bu irade açıklamasını? İdare. İdari işlemlerin diğerlerinden ayıran özelliği ilginin üzerinde ve onun iradesi dışında hukuk aleminde sonuç doğurmasıdır. Yani ilgili üzerinde ve onun iradesi dışında sonuç doğurma olayına ben ne diyorum? Tek yanlılık diyorum. Tamam? Bak, tek bir irade değil. Tek yanlılık söz konusu burada. Tamam? Buna dikkat etmen gerekiyor. İdare burada üstün ve ayrıcalıklı yetkilere sahiptir. Tek taraflı irade açıklaması yapıyorsam idarenin üstün olduğunu söylemem mümkün mü? Elbette ki mümkün. Tek taraflı bir idari işlem, iki taraflı idari sözleşmeler karşımıza çıkmaktadır. İdari işlemler denildiğinde. Tek taraflı idari işlemleri şimdi göreceğiz. İki taraflı idari işlemleri idari sözleşmeler kısmında gördük. Hale oraları çalışmadıysan, öyle bir şey yapmadın değil mi? Çalıştın. Şimdi kanal değiştir, sayfa değiştir. Evet, idari işlemler yürütmenin yaptığı ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşların işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat şimdi yasama ve yargı. Şimdi arkadaşlar biz idari hukukunun başlangıcında gel ekrana. Aman. Şöyle yakışıklı duruyor muyuz? Bakalım. Hocam bunu çok artistik yapanlar söylemiş. Ben kesinlikle böyle bir ego şeyim yoktur. Böyle artistik yapma gibi öyle bir şeyim yoktur. Tamam mı? Bu tablette ekranda kaysın diye yapıyoruz bunu. Elim ekrana çıkmasın diye yapıyorum. Sakın bana bak arkamdan konuşmayın. Artistik yapıyor falan demeyin. Tamam mı? Şimdi en doğal haliyle video çekiyor. Şimdi arkadaşlar ne diyecektim? Yasama. Şimdi biz idari fonksiyonu şu şekilde tanımlarız. Deriz ki efendim tüm devletin tüm faaliyetleri eksi yürütmenin siyasi kanatı yani Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yaptığı işlemler dışında eksi yasama işlemlerinin dışında kanun yapmak, savaş ilanına karar vermek, dokunulmazlığı kaldırmak, sorumsuzluk kaldırılamıyor, milletvekilliğinin düşmesini sağlamak gibi durumlar eksi yargının yani mahkeme kararları da çıkardıktan sonra yani devletin tüm faaliyetlerinden yürütmenin siyasi faaliyetleri, yasamanın kendi işlemleri, yargının yargı üzerine yaptığı işlemleri çıkardığımda karşıma kalan şeye ben ne diyorum? İdari fonksiyon diyorum. Yani idarenin faaliyetleri diyorum. Tamam, bak buraya kadar adım adım gidiyoruz. Peki ya hocam hiç mi bu yasama idari işlem tesis edemiyor? Hiç mi bu yargı idari işlem tesis edemiyor? Elbette ki ediyor. Örnek veriyorum. Yasama kendi Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi memurları hakkında yaptığı disiplin soruşturması, özlük hakları gibi düzenlemeler neyle ilgili işlemler? Yasama fonksiyonun dışında kalan idari işlemlerdir. Örnek veriyorum. Yargı organlarının mahkeme kararları dışında kendi çalışanlarının özlük haklarını, izin süreleri, disiplin soruşturması gibi şeylerin belirlenmesine ben ne diyorum? Yargı fonksiyonu diyemem. Buna ne diyorum? Buna da yargının idari işlemleri diyorum. Anladın mı? Bak adım adım gideceğiz. Şimdi ekrana geliyorum. Demek ki yasama TB memurlarına karşı yaptığı işlemlere ben ne diyorum? İdari işlemler. Geç. Bak yargı organlarının kendi memurlarına karşı giriştiği işlemlere ne diyorum ben? İdari işlemler diyorum. Ama mahkeme kararlarına ben idari işlem diyemem. Yine aynı şekilde yasama işlemlerine ben yine ne diyemem arkadaşlar? Bir yürütme işlemi, bir idari fonksiyon işlemi, bir idari işlem diyemem. Aynı şekilde yürütmenin siyasi kanadı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların bizzat yaptığı işlere de ben ne diyemem arkadaşlar? İdari işlem diyemem. Tamam mı? İşte ben devletin tüm faaliyetleri eksi mahkeme kararları, eksi yargı işlem, yasama işlemleri, eksi yürütmenin siyasi kararları,
siyasi yaptığı işlemleri çıkardığımda idari işlemleri, yani devletin idari fonksiyonunu neler olduğunu ortaya koyuyorum. Anladın değil mi? Şimdi devam edelim. İdari işlemler, idari işlemlerin özellikleri. Bakın, idari işlemlerin nasıl bir özelliği varmış. 1. Tek yanlılık, icrailik, hukuka uygunluk karnesine yararlanma, yargısal denetime tabi olma. Neymiş? Tek yanlılık, icrailik, hukuka uygunluk karnesinden yararlanma ve yargısal denetim. Bunları tek tek öğreneceğiz. Hocam bunlar çok zor. Sakın ha sakın, bunlar zor değil. Daha adım adım gidiyoruz, tamam mı? Bakın, halen bu notları nereden hocam temin edebilirim diye gelen sorular oluyor. Elini vicdana koy. 50 defa söyledim. Hukukaritir.com adresinden anayasa hukukunun en güncel haliyle bu anlattığımız ders videolarında kullandığımız görsellerin tamamını, aynı şekilde ceza hukukunun, aynı şekilde idari hukukunun, mesela bu idari işlemler tek tek yazmakla bitmez. 37 sayfa. İşte bunların tamamını nereden temin edebiliyorsun arkadaşım? Hukukaritir.com adresinden temin edebiliyorsun. Tamam? Temin et mutlaka. Bu işlemler tamamen ücretsiz sağlıyoruz biz sana bu videoları. En azından bu temin ettiğinde bize en azından YouTube'un bu organizasyonuna, bu stüdyosuna, bu çalışmasına küçük de bir destek olmuş olursun. Tamam? Beni kırmayacak birçok arkadaş olduğuna eminim. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Tek yanlılık. İdari işlemlerin tek yönlü olarak, tek irade değil, tek yönlü olarak ortaya iradenin açıklanması, yani karşı tarafın rıza muvafakatına gerek duyulmaması. Devlet tek yanlı olarak bir idari cümle kuruyor, bir irade açıklıyor. Bu irade açıklamasıyla ortaya bir idari işlem koyuyor ve bu idari işlemin sonuç doğurmasının özelliği tek yanlılık, tek yönlü irade açıklamasıdır. Tamam? Aman ha aman, tek bir iradeden kastetmiyorum. Birden fazla irade de olabilir, tek bir irade de olabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan bir tarafın, bir yönün irade açıklamasıyla sonuç doğuyor mu, doğmuyor mu? Doğdu mu? İşte idari işlem. İşte idari işlemin özelliği. Gel buraya. Geçtim. İcrailik. İdari işlemin ayrıca başka bir organ işlemine gerek olmaksızın hukuk dünyasında tek başına hüküm ve sonuç doğurabilmesi olayıdır. Tamam mı? Şimdi icrailik ve re'sen icrailik olarak kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Bir kamu görevlisinin disiplin cezası verilmesi. İdari işlemin ayrıca başka bir organın işlemine gerek olmaksızın hüküm ve sonuç doğurması. Geç bu bilgiyi. Bana bak. Tek yanlılık, tamam mı? Şimdi neye geldik? İcrailik. Devletin yetkili bir makamı irade açıklıyor. Karşı tarafın ne dediğinin bir önemi yok. Tek yönlü. Tek yanlı olduğunun bir göstergesi. Ve benim tek yanlı irade açıklamamla beraber başka bir makamın iznine, onayına gerek kalmaksızın hüküm ve sonuç doğurmasına ben ne diyorum? İcrailik diyorum. Bir kurulun memura disiplin cezası vermesi icrailiktir. Tamam? Ya hocam, bir de re'sen icrailik vardı. O ne demekti? Re'sen icrailik olayı ise biraz daha farklı. Ne diyorum orada? Orada diyorum ki, örnek veriyorum. Bir disiplin kurulunun bir memura aylıktan kesme cezası vermesi ve bunun karşını ne, bunu kabul ediyor, kabul etmiyor olmasının hiçbir önem arz etmeden ben ona disiplin cezası vermem, buna tek yönlü, idari işlemin tek yönlü, tek yanlı özelliğini gösterir. 1. Karşı tarafa disiplin aylıktan kesme cezasını verip başka bir makamın onayına gerek kalmadan bunun aylıktan kesilmesi cezasını alması icrailik. Bunun bizzat maaşından kesilmesi olayına da re'sen icrailik denir. Tamam? Yani ben birine bir memura maaştan kesme cezası veriyorum, icrailik. Maaştan bizzat gelip o miktarın kesilmesi re'sen icrailik. Bir memura memurluktan
uzaklaştırma cezası veriyorum. Şöyle diyelim. Kademe ilerlemesini durdurma, meslekten çıkarma, devlet memurundan çıkarma cezası veriyorum. Tamam mı? Disiplin kurulu olarak. Memurluktan çıkarma, uzaklaştırma cezası diye bir disiplin cezası yok. Şimdi aşağıya yazarlar. Tamam, ama öyle bir ceza yok. Memurluktan çıkarma cezası veriyorum, icrailik. O kişinin memurluktan çıkarılma olayı ise, yani verdiğim cezanın fiilen uygulanması ise re'sen icrailik denir. Tamam. Anlamadıysan aşağıdan bana ulaş. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. İcrailik, yani bir idari işlemin, biraz sonra ben diyeceğim ki arkadaşlar idari işlemlerin iptal konusu olacak. Hangi durumda idari işlemler iptal konusu olmaz? Eğer ki bir idari işlemin icrailik özelliği icrailik vasfına sahip değilse iptal konusu olmaz. Hocam ne demek istiyorsun? Bak şunu demek istiyorum. Hazırlık işlemleri sil. Sil. Bak bura önemli. Hazırlık işlemleri, ön işlemler, idari kararlar icra nitelikte değildir. Teklif, tutanak, rapor, görüşmeler bunlar iptali İdari işlemin iptal konusunu oluşturmaz. Yani ben ortaya bir karar, safi, neticelenmiş, icrai bir karar ortaya çıkmıyorsa, icrailik özelliği yoksa ben bunun için iptal davası açamam. Kamulaştırma için teklif verilmiştir, rapor hazırlanmıştır, efendime söyleyeyim, ön görüşme yapılmıştır bir ihale için. Hazırlık raporu sunulmuştur gibi hazırlık işlemleri, tavsiye işlemleri, teklif işlemleri, rapor işlemleri icrai nitelikte değildir. Bunlar bir öngörüdür. Bir işlem ortaya çıkmamıştır. Bunlar için gidip iptal davası açamazsın. Neden? Neden iptal davası açamam? Çünkü icrai nitelikte değildir. Tamam? Şimdi neden? Bakın, icrai nitelikteki özelliği neydi? Başka bir makamın onayına gerek duyulmayacak. Şimdi sen ön görüş verdiysen, bir hazırlık yaptıysan, bir tutanak, bir rapor işlemi tesis ettiysen, başka bir makamın onayı gerekiyor mu? Gerekiyor. O yüzden icrailik özelliğinin vasfını sağlamıyor bu cümleler. Tamam. Geçen bir öğrenci sınıftayız. Dedim ki, arkadaşlar şu soruyu bir çözün dedim. Aşağıdaki hangisi diyor iptal konusunu oluşturmaz diyor. Bir dünya kararlar verilmiş. Teklif ve görüşler yazmış. Hocam yapamadım diyor. Çok zor geldi. Hayır, yaparsın. Teklif ve görüşler diyor. Bu icrailik özelliği yok ki. İcrailik özelliği yoksa iptal konusunu oluşturamaz. Çünkü ortaya bir idari işlem henüz çıkmamıştır. Tamam? Şimdi üzerinde durdum. Bununla ilgili soru geliyor. Tamam? Bunu yorumlaman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi hukuka uygunluk karinesine yararlanma bir idari işlem bir mahkeme tarafından iptal edilinceye kadar hukuka uygun olarak kabul edilir. Yürütmeyi durdurma kararı verilebilir. İspat yükümlülüğü idareye değil, kime ait? Hukuka aykırılık iddiasında bulunan tarafa aittir. Tamam. Yargısal denetime tabi olma. Hocam şunu bir toparla bize dersen şöyle. İdare devletin bir organı tek yanlı olarak irade açıklamasında bulunur ve bu işlem sonuç doğurur. Hukuka uygundur, uygun değildir. Şu anda beni bu ilgilendirmiyor. Hukuka uygunluk karinesi devletin yaptığı her işlem hukuk aleminden kaldırılıncaya kadar hukuka uygun kabul ediliyor. Anladın değil mi? Devletin yaptığı her işlem hukuka aykırı bir kamulaştırma olabilir. Hukuka aykırı bir disiplin cezası olabilir. Hukuka aykırı bir atama olabilir. Hukuka aykırı bir görevlendirme olabilir. Problem yok. Devlet bunu yaptıysa hukuk aleminden ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli sonuç doğurması, hukuka uygunmuş gibi sonuç doğurması olayına ben ne diyorum? Hukuka uygunluk karinesi diyorum. Peki, devletin yaptığı bir işlem hukuka uygunluk karinesinden yararlanıyorsa ben bunun için ben bundan zarar gören, bundan etkilenen kişi olarak ben gidiyorum iptal davasını açıyorum genel görevli mahkemeye. Nereye? Genel görevli mahkeme neresi arkadaşlar? İYÜK'te bunu göreceğiz. İdare Mahkemesi, tamam mı? Gidiyorum davayı açıyorum. Peki bunun hukuka aykırı olduğunu kimin ispat etmesi gerekiyor? Yine ben. Tamam? İşte ben bunun hukuka aykırı olduğunu ispat ediyorum birey olarak. Mahkeme de bunun
hukuka aykırı olduğunu kabul eder ve ortadan kaldırırsa idari işlem ortadan kalkmış olacaktır. Tamam? Ama bunları yapana kadar hüküm ve sonuç doğuruyorsa ben bu duruma ne diyorum? İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesine sahip bir özelliği olduğunu gösterir. Tamam? Evet, geçtim. Yargısal denetime tabi olma durumu. Anayasanın 125. maddesi diyor ki idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bunu anlamayan var mı? Geç. İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bazı istisnalar mevcuttur. Bunlara yargı denetimi dışında tutulmuştur. Yani idare her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bazı istisnalar yani. Ne diyorum ben? Yasama kısıntısı diyorum. Şimdi hakimler savcılar meslekten çıkarmalara karşı yargı yolu açıktır. Hakimler savcılar meslekten çıkarmalara karşı yargı yolu açıktır. Diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalı olmazsa neyi gösterir? Yasama kısıntısını gösterir. Tamam. Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargı yolu açık. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırmalar hariç. Terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma durumunda yargı yolu ne arkadaşlar? Kapalı. İşte ben buna ne diyorum? Yasama kısıntısı diyorum. Şimdi geldik idari işlemlerin sınıflandırılmasına. Video uzamasın. Diğer videoda hemen görüşürüz. Kendine iyi bak. Haydi vakit kaybetme. Bu videoları çok bekledim. Bana biraz da kızgınsın. Problem değil. Beni çok iyi takip ettiğini gösteriyor bu. Tamam mı? Hemen bir sonraki videoya geç. Kaldığın yerden devam et. Hadi.